Merhaba hanımlar, Anlayışları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok harika bir model yaptım. Gerçekten bayılacaksınız siz de. Ben çok beğendim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz de. Öncelikle ip numaralarımı vereceğim. Bu tülbentim daha önce de kullandığım tülbentlerden bir tanesi. Şöyle 793 numara. Bordonun değişik bir tonu, daha bir açık gibi. Altın başak. 413 numara. Hardal rengi ipim. Pardon. Hardal rengi ipimde 413 numara, iki rengimi kullanacağım ve çok fazla kullandığım 383 numara yeşil ipimi kullanacağım. Tülbentimle uyumlu. Şöyle içindeki küçük çiçekleri renkleri, bakın bordo. Biraz böyle renkleri çok canlı değil, daha böyle mat renkler. O yüzden ben bu bordoyu kullanmak istedim. Şimdi birlikte modelimize geçeceğiz. Alt çimen kısmı ile başlıyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle herhangi bir tığ bantısından giriyorum bir sık iğne ile. Bir zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Hemen bir yandaki tığ bantısından girdim. Önce 1, 2, 2 alıp burada böyle yan bir şekilde bir trabzan yaptık. Bunu yuva olarak kullanacağız. 2 zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Burada yaptığım yuvanın içinden giriyorum. 2 2 alıp bir trabzan yaptım. Bir kere doluyorum. Aynı yerden yine girdim. Önce 1 2 2 aldım. İkinci trabzanımı yaptım. 2 kere doluyorum tığıma. Aynı yerden girdim. 2 2 2 alıp üçüncü trabzanımı yaptım. Tekrar tığıma 2 defa doladım. Aynı yerden girdim. Önce 1 2 2 2 alıp dördüncü trabzanımı yaptım. Tığıma son olarak 3 defa doluyorum. Şöyle 3 defa doladım. Aynı yuvadan girdim. Sonuncuyu da 2 2 2 ve 2 olarak alıp kapattım. Böyle yan yana 5 tane, her biri birinden az uzun olan trabzan yaptık. Tepeye geldiğimizde ise 5 zincir çekiyorum. Hemen son yaptığım trabzanın tepesine bir sık iğne ile kapattım. Burada minik bir yuva yaptık. Buradan 8 zincir çekiyorum. İki tane tığ bantısı bırakıp üçüncüden girip kapatıyorum. 8'i 9 tane de çekebilirsiniz. Az geniş dursun isterseniz. Şöyle en baştan bu şekilde başladık. 8 zinciri bir sık iğne ile kapattım tığ bantısına. Buradan yine bir zincir çekiyorum devam ederken. Tığıma bir kere doladım. Bir yandaki tığ bantısından girdim. Önce 1, 2, 2 alıp bir küçük trabzanla buraya yuva yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Aynı yerden girdim yuvamdan. 2 2 aldım ilk trabzanım. Bir kere doluyorum. Önce 1 2 2 alıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yerden girdik. 2 2 2 alıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı yerden girdim. Önce 1 2 2 2 aldım. Son olarak 3 defa doluyorum. 4 trabzan yaptıktan sonra 5. de 3 kere doluyoruz. Aynı yuvadan girdim yine. 2 2 2 2 aldım. Şöyle her biri birinden az uzun olan 5 tane trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanın tepesinden bir sık iğne ile girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Hemen 2 tığ bantısı bırakıp 3.'ye bir sık iğne ile kapatıyorum. Alt kısmımız bu şekilde sıralı bir şekilde devam ediyor. Ben bunu biraz uzatacağım ve sizinle üst çiçek kısmını paylaşacağım. Böyle çimen kısmını yaptık. Bakın.
Ben şöyle kısa bir parça kısmını yaptım. Eğer bir tülbente yapmayı düşünüyorsanız tamamını tamamlayın. Daha sonra başlayalım. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. En baştan bir tanesini bırakıyorum burada. Birini boş bırakıyorum. İkinciden en baştan başlarken ama birini boş bırakıyoruz. İkinciden şöyle tepe kısmından burada yuva yapmıştık 5 zincirle. O yuvamın içinden giriyorum. Bir sık iğne ile ipimi sabitledim. Buradan 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir taneyi boş bırakıyoruz başta. İkinci zincirin içinden giriyorum. Bir ilmek aldım. Bu şekilde. Tekrar üçüncü zincirin içinden giriyoruz. Bir ilmek. İki oldu. Her zincirin içinden bir kere giriyoruz. Dört. Girip bir ilmek alıyorum. Beş. Altı. Şöyle altı ve yedi. Bu şekilde şöyle tığımın üzerine topladım ilmekleri. Turnus işi şeklinde yapacağız. Parmağımdaki ipten doluyorum. İki tanesini aldım. Tekrar dolayıp iki. Tekrar doluyorum. İki tane aldım. Bu şekilde ikişer ikişer alıp kapatıyoruz. Böyle tunus işi yaparak kapattık. Şimdi en son kısma geldiğimizde de 4 zincir çekiyorum. Tepe kısma geri döndüğümüzde. Bakın bu şekilde tunus işi yaptığımızda küçük küçük yuvalar oluşuyor. Hemen ilk yuvanın içinden girip bir sık iğneyle kapattım. Buraya bir kirpik yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen ikinci yuvanın içinden girdim. Bir sık iğneyle kapatıyorum. Bu şekilde son kısma kadar gideceğiz. 4 zincir çekiyorum. Hemen sıra sıra her yuvanın içine bir kere bir kirpik kapatıyorum yani. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen bir sık iğne ile kapattım. Bakın şöyle batmak için yerler var. Zaten belli onlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle yuva şeklinde hemen giriyoruz. Pardon. Bir sık iğneyle kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Son kısımdan da bir defa girdim, kapattım. Bu şekilde üzerine de bir sıra kirpik gittikten sonra elimle şöyle çektiriyorum. Buraya aynı yuvanın içine bir sık iğneyle kapattım. Bakın bir yaprağımızı yaptık böyle. Devam ederken de yine 8 zincir çekiyorum. 3, 5, 6, 7, 8. Bir tanesi hemen dibinde olduğu için ona batmıyoruz. Onun dışındaki 7 zincirden de giriyoruz. Şöyle ilmek alıyorum. Tığımın üzerinde topluyorum bu şekilde. Bakın bu şekilde. Her zincirden bir kere girip ilmek topluyorum. Parmağımdaki ipten doladım. 2 2 2 2 2 2 alarak baş kısma kadar geliyoruz.
Şöyle kapatıp başa dönüyoruz. Başa geldiğimizde de 4 zincir çekiyorum. Bakın yine bu şekilde, bakın şu alt kısımlarda küçük küçük yuvalar var. Buradan giriyorum. Bir sık iğne ile kapat. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen bir sık iğne ile kapattım yine. Bu üst kısmı da kirpik şeklinde gittikten sonra yuvanın içine sabitliyoruz. Bence çok hoş duran bir model oldu. Biraz bu çiçek kısmı sizi oyalayabilir. Ama çok güzel duracaktır eminim. Şöyle yapalım. Son kısma kadar geldik yine. Kapattım. Son kirpiğimi de yaptıktan sonra yuvamın içine bir sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde yaprak yaprak yapıyoruz. Şimdi ben bu yuvamın içine bir yaprak daha yapacağım. Aynı bu şekilde yapacağım diğer yaprağımı da. Ben modelimi tamamlayıp sizinle bitmiş halini, arada ne kadar bıraktığımı, nasıl göründüğünü paylaşacağım. Evet, böyle üçüncü yaprağımı da tamamlayıp bakın sık iğne ile yine kapattım. Aynı işlemi, iki yaprakta yaptığımız işlemi burada da tekrar edip ipimizi kestik ve arkadan şöyle yaktım. Bakın böyle çok tatlı oldular modelim. Böyle çok güzel oldu çiçekler gerçekten. Alt kısmını, aslında bu modelin alt kısmı benim fotoğraftan çektim. Fotoğrafta alt kısmı daha değişikti ama o şekilde yapınca bir tuhaf durdu. Öyle beğenmediğim için ben böyle alt çimeni değiştirdim. Bu şekilde daha düzgün, daha hoş durduğunu düşünüyorum. Alt çimeni kolay gidiyor ama üstündeki çiçekler biraz ağır, zor gidebilir. Yani zor gelebilir, biraz yavaş gider çünkü. O yüzden arada ben iki tane bıraktım. Bakın şöyle. İki taneyle çok hoş durdu aslında ama iki tane bıraktığınızda biraz daha zor olacaktır sizin için. İsterseniz burada 3 ya da 4 tane de bırakabilirsiniz ara kısımda, iki çiçeğin arasında. O kısım tamamen zevkinize kalmış. Bu şekilde de çok tatlı durdu. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalımıza destek olursanız çok seviniriz. Hoşça kalın.